continue. Peki, herkese iyi akşamlar. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Kültür Söyleşilerinin Şubat 2022 programında çok değerli, çok sevdiğim bir isimle beraberiz. Profesör Doktor Levent Kılıç. Kendisi hemşerimiz olur. Hemşerimiz olması ya da ayrıca gerçekten çok övündüğümüz isimlerin başında gelir. Benim çok eski arkadaşım. Beraber de bir süre çalıştık. Yani ben de bir süre üniversitede asistanlık yaptım ama tabii Levent Hoca onu sürdürdü. Kendisinden tanıyanlarımız çoktur ama tanımayanlar için de kısaca biyografisini burada size sunacağım. Ayrıca bu programı YouTube'dan canlı olarak da izleyebilirsiniz. YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Daha önceki programlarda olduğu gibi. Evet, Levent Kılıç 1953 yılında Eskişehir'de doğdu. İşte, siyasal bilgiler basın yüksekokulunu bitirdi Ankara'daki. Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyor. Fotoğraf, medya estetiği, uzaktan öğretim konularında çalıştı. 1993'te profesör oldu. 20 sene olmuş hocam. 30 evet. Sene olmuş. 30. Hesabım zayıfmış, evet. 30 sene olmuş. Evet, akademik kitapları var. Fotoğraf sanatıyla, görüntüyle ilgili. Görüntü estetiği, video sanatı eleştiren bir bakış. Fotoğrafa başlarken, fotoğraf ve sinemanın toplumsal tarihi, fotoğraf kültürü, fotoğraf ve sayısal görüntü terimleri sözlüğü, ışıkla resmetme terimleri. Çok değerli kitaplar. Bunlardan bence fotoğraf sinema toplumsal tarihi var bende. Video sanatı da olabilir. Evet, onlar da olabilir. Bugünkü konuşma konumuz bunlar değil. Bugünkü konuşma konumuz Eskişehir. Evet. Ve konuşmamıza vesile olan kitap da Levent Hoca'nın yeni kitabı Avare Adımlarla Eskişehir kitabı. Geçen ay çıktı. Ocak ayında çıktı. Evet, yani yeni, daha doğrusu 6'da çıkmış. Neyse, yakınlarda çıktı yani. Aradan çok zaman geçmedi. Avare Adımlarla Eskişehir İnkılap Kitabevi'nden çıktı. Çok değerli bir çalışma. İkinci baskısı da yapıldı. İçinde tabii Levent Hoca'nın fotoğrafları da var Eskişehir'le ilgili. Çok güzel fotoğrafları da var. Fotoğraflı bir kitap tahmin edileceği gibi. Başka neler söyleyelim burada? Levent Hoca'nın tek kitabı değil. Bu kitabı değil Eskişehir'le ilgili. Neredeyse mesleki kitapları kadar Eskişehir'de onun mesleği sayılır. Yani Eskişehir'in ustalarından diyelim, nasıl şeyde fotoğrafta ve görüntüde olduğu gibi. Anılarda Eskişehir, Eskişehir Kent Kitabı, Heykellerle Yaşayan Üniversite, Meslekte 40 Yıllıklar, Eskişehir'in Esnaf ve Zanaatkarları, onun da kent tarihi konusundaki yapıtları. Evet, şimdi de İletişim Bilimleri Fakültesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde görüntü estetiği, optik bakış, video sanatı konularında lisansüstü dersler veriyorsunuz değil mi? Devam ediyorsunuz. Evet, emekli oldum ama doktora yüksek lisansa devam ediyorum. Evet, tabii işin en güzel tarafı o zaten. Evet, devam etmek. Biraz da o üniversite, yani hep aklımda tabii der ya, ben seni ilk halinle eski halinle bilirim diye bir şarkı vardır ya. Hep aklımızda tabii o yılların şeyi, yani işte Yılmaz Hoca'nın rektörlüğündeki o zamanki o heves, o heyecan. İletişim Bilimleri Fakültesi'nin işte kuruluşu, Altıgen Bina'ydı galiba orası. Evet. Ya onun çamuru, yemek yolun çamuru falan, ama böyle sanki hep aklımda ne var biliyor musun? Şey gibi hocam, yani hani köy enstitülerine yetişemedik. Hocalarımız oldu köy enstitülerinden. Yani ortaokula giderken, lise giderken hocalarım vardı. Fakat Anadolu Üniversitesi'nin harcında da Yılmaz Hoca'dan, oradaki heyecandan kaynaklanan bir köy enstitüsü duygusu var kafamda hep. Yani öyle bir heyecan, öyle bir harç, öyle bir maya var gibi geliyor bana üniversiteyle ilgili. Evet. Şeyde Nur içinde yatsın, uzak dön öğretimin Türkiye'deki duayenlerinden birisi Cevat Alkan diye Ankara Üniversitesi'nden bir hocamız vardı. Biliyorum hocam. İlk 70'li yıllarda bu işlere başladığımızda gelir giderdi ve bizim o halimizi görürdü. Bize şey derdi, burada Kuvayi Milliye ruhu var çocuklar. Evet, evet, evet. Kuvayi Milliye köyensi, Cumhuriyet ruhunun bence tabii Eskişehir gibi en iyi yansıdığı yerlerden bir tanesi.
Ondan bahsedince şeyi de aklıma getirdin tabii. Çok üzüldüm Tahir Hoca'yı, Tahir Özgü'yü. Evet, kaybettik. Ya maalesef evet. Ben de onunla çalışıyordum biliyor musun? Biliyorum. Onunla asistanlık yapıyordum şeyde. Tabii. İstifa ettiğim zaman gitme işte bak beraber çalışacağız filan diye. Yıllar sonra trende gördüm. Bir toplumsal vakıfta çalışıyordu. Bir onun başkanlığını yapıyordu. Tabii. Konuşmuştuk. Tabii. İstanbul'a giderken. Ha? Benim biliyorsun bir de sivil toplum örgütçülüğüm vardır. Eskişehir'de evet. EFSAT. Tabii. İstanbul'da Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı TEGEV. Tabii. O TEGEV'in Türkiye'de ilk kuruluşunu Tahir abinin vasıtasıyla biz Anadolu Üniversitesi'nde bir kulüp olarak gerçekleştirmiştik. Evet, daha sonra bu etkinlikler rahmetli Sunu Hanım'ın ve Cengiz Solakoğlu, Yılmaz Hocam'ın evet. Şeyle vakıf oldu. Ama onun öncesinde bu işin Türkiye'de ilk tohumunu atan Tahir'dir. Allah rahmet eylesin, erken gitti. Evet, çok da dinç, çok heyecanlı, çok böyle Evet. koşturan, hep çok sağlıklı görünen bir şeydi, adamdı ve ben geç öğrendim ölümünü. Tabii. Çok üzüldüm. Evet, devri daim olsun diyoruz. Yaptıkları, emekleri tabii kalıcı olacak. Sağ olsun, var olsun. Ben şimdi senin kitabında Avar Adımlarla Eskişehir olunca Evet. sana sormadan önce bir şey anlatayım. Cahit Zarifoğlu tabii çok sevdiğim bir şair. Hatta şöyle Eskişehir'de okumuştum ortaokulu. Ortaokula giderken yani bizim işte Eskişehir'li hemşerimiz olan gençlik arkadaşımız, sonra üniversite beraber Nabi Avcı, sonradan bakan işte Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Çok okur yazar birisi biliyorsun, entelektüel bir kişiliktir. Hamam yolunda bir pasajda deneme dergisi çıkarırlardı. Ben de işte ona katılmıştım. Gürcan Banger, Ahmet Kort, başka Evet. isimler filan. 1968 olabilir. Tabii ya da 69 olabilir. Cahit Zarifoğlu'nun kitabı yeni çıkmış. İşaret Çocukları ilk kitabıdır. Hatta kendi parasıyla basmış. Cahit Zarifoğlu anlatır onu. Sonra askere mi gitmiş, bir yere gitmiş derken bir arkadaşına bırakmış. Oradaki kitap şey olmuş. Depoda çürümüş gitmiş. Cahit Zarifoğlu ile ilgili bir 7-8 sene önce bir konuşma yaptım. Dedim ki ona avare bilge. Hay demez olaydım. Yahu bizde şairi şair hakkında konuşturmuyorlar. Yani bir defa ben şöyle inanıyorum. Herkesin bir inancı, dünya görüşü, düşüncesi, siyasal düşüncesi var. Benim de var tabii. Ben şiire, edebiyata bunları da bilerek ama bunların dışında bakıyorum. Yani çok eskiden, çocukluğumdan beri. Yani reddetmiyorum, inkar da etmiyorum. Sonuç olarak aynı dilde çalışıyoruz. Aynı dil için yazıyoruz, çiziyoruz. Ama inanç, düşünce farklı. Bu yani onun büyük şair olmasını engellemiyor. Bir hoşluktu onun avare olması. Yani avarelik yapmış bir adam. Yani şiirin oradan, vay sen bizim şairimize nasıl avare dersin? O Necip Fazıl'ların, Sezai Karakoç'ların, ya dedim pardon da ben sizden iyi biliyorum. Öyle olduğunu, onları da sizden iyi demesen bile biliyorum. İzin verin de konuşayım yani. Avaren bilge diyorum adama aynı zamanda. Böyle senin kitabı okuyunca niye şehrimizi avare adımlarla geziyorsun hocam? Teşekkür ederim önce böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Oh. Ama şairin biraz önceki şeyle ilgili ben de bir önce anekdotumu anlatayım sonra Evet. başlayayım. Ben de bu işlere öyle bakarım. Tabii ki benim de bir görüşüm vardır. Özellikle Evet. sol gelenekten de gelen bir insanımdır. Ama evet, hocam. Bir sürü de dostlarım vardır. Kitapçıları evet. Yazarken evet. Hamam yolunda Mustafa Tabii. Taylan'ı da yazdım. Tabii. Hakiki dev gençliği, kolunda dinamit patlayıp kolu uçmuş bir bilmem mi? Dev gençlidir. Tabii. Atatürk Lisesi'nden tanırım. Aynı zamanda Gazve Kitabevi'ni de yazdım. Biliyorum. Ben Gazve Kitabevi'ni de yazınca orada biliyorsun o kitabevi böyle muhafazakar. Dediğin insanlar ama her türlü kitabı satarlar. Arkada da bir şey oturur adam. Neydi ismi şu anda hatırlayamadım. Yani bana şimdi böyle bir takım şeyler filan arkadaşlar ya hocam işte falan filan. Ya kardeşim yani onları geç yani. Sen adamın kitapçılığına bak. Tamam mı? Yani neyse ki o işleri yavaş yavaş geçiriyoruz. Avara meselesi şöyle. Yani benim burada avare dediğim kitabın içinde bir yerde de bahsediyorum. Bir tabii.
rüzgara kapılmış bir yaprak misali, hiçbir şeyi olmadan, programı olmadan, belli bir yere, nereye gideceği belli olmadan Eskişehir'i çocukluğumda adımlarla, ileri yaşlarımda, gençliğimde bisikletle, yürüyerek, şimdi arabamı bir yere çekip arabamla böyle şehri kafama göre dolaşmaktır. Fakat dolaşırken de hep kafamda başka kitaplardan okuduğum şeyler, işte Refik Halit Karay'ın Anadolu Notları, Reşat Nuri Gültekin Anadolu Notları, Fikret Otyam abimizin Gide Gide Anadolu. Memleket işte, hikayeleri Refik Halit. Tabii memleket hikayeleri. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o tabii çok üstte, bizim ulaşacağım, benim şahsen ulaşacağım bir yer değil. Beş Şehir gibi kitaplar, yabancı kitaplar, bunlar benim hep kafamdadır. Ya bu Eskişehir'i Porsu'yu geçerken, ya burada acaba ne bir şey yazabilir miyim? Acaba gelip bu Porsu'nun kenarında Arif Orucu oturtup acaba konuşturabilir miyim? Ya, evet. Evet, acaba ya Ethem Nejat buradan geçmiş midir? Evet. Yani gibi evet. Böyle... Yani Ethem Nejat geçerken acaba o zaman Said Nursi sürgündeydi. Said Nursi ile bunlar karşılaşmış mıdır gibi böyle kafamda, yani benim çok şeyimi aşan, yazma yeteneğimi aşan konular vardı. Bu konularla hemhal içinde yıllarım geçti. Ondan sonra da işte bunu şey yaptım. Bir tür hislerdir yani. Bana o mekanların oluşturduğu hislerdir bunlar. Evet. His deyince de tabii bunların başında da avarelik gelir. Tabii. Yani hisler de öyle değil midir? Tabii avarelik evet. Gelir. Evet. Yani avare evet. Gezen insan biraz bilinçli bir insandır avare olan. Boş şey gibi diyorsun işte Benjamin'in, Walter Benjamin'in Paris'i, Flanör gibi. Tabii Flanör, yani Flanör. Zaten girişte atfederim Ünsal hocama biliyorsun. Yani biz bu işleri ben şahsen... Ünsal Hoca ile lisans yıllarında tanıştım. Kendisi bizim sınıfımızdan bir arkadaşımızla evlenmişti. O nedenle de tabii evine girip gidip gitme şansı. İleri yaşlarda birlikte aynı üniversitelerde ders verdik falan yaptık. Yani o flanörlük meselesinin, yani yaptığım işin Batı literatüründe flanör olduğunu Ünsal Hoca vasıtasıyla öğrendim. Tabii. Yani ben yoksa çıkar Eskişehir'den kardeşim. Ne kadar açık pazarlar varsa gençliğimden beri gezerim. Evet. Yani bütün pazarları bilmem. Evet, ben. Evet, bütün pazarları gezerim. Bir evet. Anadolu Üniversitesi'nin TVA diye bir kanalı vardı. Orada yıllarca 100 küsür masa başı sohbetleri diye bir program yaptım. Konum sadece Eskişehir'di. Eskişehir'den bir uzmanı çıkartırdım. Ve o camialarda da bir şeyim vardır böyle. Hinterland'ım geçittir. Pazarcılar, mazarcılar, otobüs, kamyon şoförü dolmuş şoförleri falan tanır. Namım vardır diyorsun. Namım evet, evet, yani. Evet, evet. Bir boş sandalye vardır. Sandalye konuğu çağırırım. Bana diyorlardı ya abi sen o boş sandalyeyle program yapan adam değil misin mahalli kanalda? Tamam mı? Şimdi Eskişehir'de böyle bir şey de vardır yani. Millet onların kayıtları duruyor mu? Tabii duruyor. 150 tane falan şeyde duruyor bende. Bir kısmını gerektiği zamanlar YouTube'a koyuyorum. Sen mesela meraklısındır. Amigo Orhan'la böyle bir söyleşi tek bana verdi Amigo Orhan ve YouTube'da vardır. Bütün Eskişehir Spor'un kuruluşundan ve geçirdiği maceraları orada Amigo Orhan'la konuştuk. Evet. Tabii. Yani aslında senden şöyle bir kitap da beklerim. Buradan siparişi vermiş olayım. Evet. Evet. Sen tabii kaç yıldır Anadolu Üniversitesi'ndesin hocam? 76'da girdim. Yani neredeyse yani 45 sene. 45 yıl. 46 sene. 46 sınır. Yani 50. yılında bence üniversiteden gelip geçenler diye Ünsal Hoca, Cevat Hoca, Ferit Edgü, ya benim tanıdığım onlar, başkaları da vardır tabii ama öyle bir kitap yapsan fotoğraflar da vardır. Ya ben Haydar'cığım bir Anadolu Üniversitesi kurum tarihi yapma işini bana verdiler. 7-8 sene önce. Ben yaklaşık bütün işi gücü bıraktım. Üniversitenin arşivinde, başka arşivlerde yaklaşık bir yıl çalıştım. Çalışmaktan böyle boynum falan tutuldu. Tabii. Bilmem. Sonra işte o oldu, bu oldu, devran değişti, rektör seçilemedi, şu oldu, bu oldu. Bütün o belgeler durdu. Fakat şimdi yaşayan insanların olduğu yerde işte Orhan Hocam yeni kaybettik, Yılmaz Hocam hayatta, başka rektörler de hayatta. Türkiye'de biraz önce senin şairler hikayesi gibi bu işleri yapmak biraz zor. Biliyorum. Tabii zor. Yani onu da
İnşallah ileride değişik bir şeyde böyle fazla olaylara girmeden yaşadığım sivil toplum örgütlerinin ilişkileri falan böyle öyle bir şey de yazmak istiyorum açıkçası. Aklımda hocam, var. Çok ileride demeyelim. Evet, İki yazacağım. Sene sonra Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani demokratik, laik, sosyal hukuk devleti diye sevdiğimiz, benimsediğimiz, yaşadığımız ve yaşamak istediğimiz Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk ve evet. arkadaşlarının ve halkın öncülüğünde kurulan bu güzel cumhuriyetin 100. yılı. Umarım o zaman 2 sene sonra bunları gerçekleştirmiş olursun. İnşallah, inşallah. Tabii, inşallah. Yani öyle diliyorum. Evet. Eline sağlık tekrar kitap için, onu tekrar söylemek istiyorum. Tabii bu kitapçılardan başladık, biraz kitapçılardan konuşalım. Burada da anmışsın. Gazve var, bir de Akabe vardı değil mi? Yediler. Şimdi Eskişehir'de yani benim burada yazdıklarım, genel bütün yazdıklarım, benim bir fiil gördüğüm, tanıdığım şeyler. Benim görüp tanımadıklarım tabii ki vardır. Ama benim kitapçılar şeyiyle ilgili olarak Eskişehir'de köprü başında bizim kitap evi, ondan sonra şeyde, evet, Hattiboğlu kitap evi çarşıya doğru. Ondan sonra vilayetin orada bir kültür vardır. Onun arasında Ziraat Bankası'nın oradan hamam yoluna doğru giderken sonunda bir... sağ tarafta. Sağ tarafta bir amca vardır. Evet. Sahaf kitap satar. Tabii mütedeyin evet. kişidir. Böyle evet. biraz fazla dolaşınca hadi git der. Biliyorum. Evet. Ondan sonra 70'li yıllara doğru Eskişehir'de işte bu sağ sol olayları sırasında bir takım böyle daha çok sol tandanslı kitapçılar çıktı. Eskişehir'de ünlü bir grup vardır, THKPC. Seyfici. Seyficiler. Ben Seyfi abiyi filan da şahsen tanırdım. Seyfi abinin bir hamam yolunda yeri vardı. Kitapçısı ama onu kitapçı demek doğru değil. Daha böyle ajitasyon yeriydi ama ilginç kitaplar da bulunurdu Seyfi abinin orada. Tabii. Ben hatta bir gün gittiğimde fakültede hocalardan duymuştum. Altuzer'den filan bahsetmiştim. Çok kızmıştı. Bizim arkadaşları demiş ki bir daha getirmeyin demiş ona. Tamam mı? Yani böyle eleştiriyedi sevmezlerdi. Biliyorum yani, bilmem mi? Sonra orada ilk ciddi kitapçı hamam yolunda şu anda İzgi Pasajı'nın olduğu yerde hasır malzemeler satan, ahşap malzemeler satan yerde Eskişehir'in efsanevi 60'lı 70'li yılların efsanevi fotoğrafçısı Fotoben vardı. Evet. Evet, bu Fotoben müthiş bir fotoğrafçıydı. 2-3 ayda bir vitrinini değiştirir, yeni fotoğraflar asar. Onun ben vitrininde Deliklitaş Mahallesi'nde çocukluğum da geçmiştir, bilirim oraları. Orada neydi çocuğun ismi ya? Bir özürlü çocuk vardı. Onun fotoğraflarını çekmiş, böyle vitrine koymuştu. Oradan hatırlarım. Sonra orası kapandı. Oraya bizim Mustafa Taylan. Evet. Mustafa Taylan Eskişehir'in ilk modern kitapçısını açtı. Tamam mı? Böyle kitaplar şeyde durur, masanın üstünde durur. Sırtından değil, kitapları yüzünden görürsün. Bu Taylan yani, üniversiteye gitmeden önce mi? Ben üniversiteye gidiyordum. Ben üniversiteye 70-71 yılında başladım. Taylan gitmeden önce mi? Hayır, Taylan zaten üniversiteye gitmedi zannediyorum. Taylan liseden sonra bu dev genç olayları içinde işte herhalde 12 Mart sürecinde hapse girdi. Sonra o aftan, Ecevit affından geldi. Çıktı. Geldiğinde Eskişehir'e geldi onlar. O zaman böyle Eskişehir'de bir anda yayıldı. Tabii biz Ankara'daydık o zamanlar. Zafer Çarşısı'nı biliyorsun. Bilmiyorum, ben Erdal Bey'i oradan tanırım, dostum. Tabii. Onun yanındaki toplum kitap evini. Evet, Remzi abi. Evet, o toplum kitap evini ben Eskişehir'deki Gazve'ye benzetirdim. Kitapta da yazdım. Evet, biliyorum. Şimdi Eskişehir'de ama İstiklal Mahallesi'nde ben tek tek hepsini dolaştım. Yaklaşık 14-15 tane kitap satan kafe var. Yani adam öyle böyle parayı yatırmış, kitap koymuş oraya. Satılıyor, satılmıyor. Orada gene Hava Hastanesi'nin hemen karşı sokağın arkasında Aşiyan diye bir yer vardır. Eski evet. Böyle işte toplum kitap evine benzer. Biraz da böyle şeydir. Eski kuşak şeylerden, soldan gelen bir çocuk öyle şey yapar yani. Onu değil de bunu oku, böyle okunur falan. Önce bu okunur falan. Ben açıkçası öyle kitapçılardan sevdiklerim de vardır, sevmediklerim de vardır da ama
kitapçı dediğinde biraz şeyle kalacak yani mesafeli kalacak. şey vardır, insancıl vardır, büyük bir saf. Tabii. Bana benim eski dostum olması ama bu kitapçıktan sonra kırılmış bana telefon etti. Diyor ki beni hocam 5 satır yazmışsın, bilmem kimi de 3 satır yazmışsın. Bizim ya öyle satırları saymış falan. Eskişehir Sahaf diye şeyin Esnaf Sarayı'nın yan çıkışındaki sokakta bir sahaf vardır. O gerçek bir sahaftır. Yani Eskişehirlilere şey yaparım. Ve oralarda böyle küçük küçük sahaflar var. Bunlar böyle üniversite mezunu gençler. Oraları kafe gibi, sahaf gibi işletiyorlar. Kitapla şeyi fena değil ama nereden bakarsan da şehirde 3 üniversite 60 binde öğrenci var arkadaş. Bana sorarsan az. Yani 60 bin öğrencim var. Abi ben bir gezmek şey nedeniyle birkaç sefere İran'a gittim. Bizim üniversiteden daha küçük bir üniversite olan şehirde bizim olan kitapçıların 5 misli kitapçı var ya. Tamam da hocam bahsettiğin yer de İran yani. İran tabii. Tabii dünyanın en kadim kültürlerinden tabii. En parlak şairlerini, yazarlarını yetiştirmiş. Yani bu şeyde mesela ben sosyoloji okudum biliyorsun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Tarihsel sosyoloji dersimiz vardı. Pek çok ülkenin feodaliteden dönüşümleri şunlar bunlar epey inceledim. İşte Macaristan, Polonya, Japonya ve İran'ı böyle ders olarak inceledim. İran'da mesela Şah Rıza Pehlevi zamanında bu Hümeyn öncesi, İslam devrimi öncesinde üniversiteye giden kadın sayısı bizden fazla mesela o dönemde. Şimdi de öyle. Şu anda da öyle. Okur yazar kadın sayısı fazla. Tabii. Demiryolu bölümünde hatırlarsın Eskişehir'de haftada bir gün biz Demirköprü'de evet. otururduk ve istasyona giderdik. Şah döneminden gelen bir tren gelirdi. Evet. Ve o treni seyretmeye giderdik. Şah dönemi müthiştir. Ve tabii. şimdi de belli şeylerde çok ileride olan bir memleket. Sen şairsin. Hani İstanbul'da yaşıyorsun, takside biniyorsun. Hiçbir şoför gördün mü ya? Nazım'dan, Yunus Emre'den bir tane beyit okuyan. Ama İran'da bindiğin şoför hafızdan okuyor arkadaş. Tabii. Ben gözümle gördüm. Biliyorum, onu çok duydum. Hafız okuyor adam, hafız. Biliyorum, çok duydum. Ezbere okuyor. Tabii. Yani bu evet. bizim Yunus Emre'yi okuması gibi bir şey. Evet. Evet, tabii. Hadi Nazım'ı geçtik de, Cemal Süreyya'yı geçtik de Yunus Emre'yi okuyan var. Tabii Yunus Emre'yi okuması gibi bir şey. Evet. Bir de biliyorsun bu şeyde kültürel gelişmişlik düzeyi, o dile çevrilen kitaplar ve o dilden çevrilen kitaplarla da ölçülüyor. O da bir kıstas. Bak arkadaşlar ben Şah döneminde. Ben bugün bir yerde konuşma yapıyordum. Orada da söyledim. Karşılaştırmak istiyorsanız dedim. İlber Hoca her söyler ama ben de sizden başka bir örnek vereceğim. Girin dedim Google'a Tahran Bookstore yazın. Evet. Tahran Bookstore. Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre kampüsü kadar bir alan üstü kapalı kitapçı. Evet hocam. Kitapçı şey tabii. değil. Tabii. Kitap satıyorlar. Özel sektörlerde. Doğru. Tamam mı? Tabii bu şeyden bahsettik Eskişehir'den tabii. Evet. Bizim kitabevi hani bizim çocukluğumuzun ortaokula liseye giderken 70'li yılların tabii en güzel uğrak yerlerinden birisiydi. Hani cumartesi o yarım gündü biliyorsun eskiden evet. hani eğitim öğretim okuldan çıkardık işte arkadaşlarla buluşur şiir edebiyat konuşur. Emek kafede belki bir çay içer yedilerde oradan kahve içer oradan şeye gidilir bizim kitabevine gidilir. Orada işte Varlık Yayınları diğer yayınlar yeni gelmiş dergiler konuşulur. Oradan da Kılıçoğlu sinemasına gidilirdi. Evet. Yani Kılıçoğlu'nda çünkü sezonun yani yabancı filmlerini oynatan başka sinemalar da vardı ama hani sezonu oynatan şey Kılıçoğlu'ydu. Orasıydı. Oraya gidilirdi. Ve oradan çıkınca da işte yine bir oturulur. O film hakkında sohbet edilirdi. Yani başka da zaten hani bir seçenek olanak da olmadığı için onlar da çok şahane olanaklarmış. Ben mesela Mavi Askerler, Rosemary's Baby, Antonioni'nin Blow Up, Cinayeti gördüm ve başka pek çok filmi orada seyrettim. Tez. O cinayeti gördüğüm filmi. Roman Polanski'nin Tez. Ha? Roman Polanski'nin Tez filmi. Tez filmini, motosikletli kızı. Bu anlamda Eskişehir'le ilgili vurgulanması gereken önemli bir şey vardır. Ben Eskişehir'de iz bırakan kişiler diye de böyle bir kitap çalışıyorum. Orada bunlardan bahsediyorum. Harika. Eskişehir'de
erken ölmüş iki kişi vardır. Tamam mı? Üç kişi vardır, biri hala hayatta ama ikisi erken ölmüş. Eğer o ikisi de Yılmaz Hocam gibi hayatta olsaydı Eskişehir'in kaderi farklı olurdu. Bu kişilerden ilki Kılıcıoğlu sinemasının, Kılıcıoğlu'nun sahibi şey Kılıcıoğlu. Neydi adam ismi? Yalçın mı? Yalçın Kılıcıoğlu. Bir trafik kazasında, trafik kazasında erken ölüyor. Çok çok ileri görüşlü bir adam. Evet, Sultan Zeytinoğlu gibi. Tabii Eskişehir'in kurulmasından başlayarak bu Kılıcıoğlu sineması, ben Kılıcıoğlu sinemasının nasıl kurulduğunu, perdesinin nasıl olduğunu, o yazdığım şeylerin hepsini o Ethem Bey'den tek tek kontrol ettim vakti Ethem zamanında. Bey. Tabii. Evet. İkinci kişi Mümtaz Zeytinoğlu. O da şimdi hani milli işte sanayi falan filan bir şeyler. Ulusal sanayi. Da, evet. Ulusal sanayi diyerek 70'li yıllarda Türkiye'de ilk defa büyük şeylere karşı, o TÜSİAD'a, MÜSİAD'a bilmem neye karşı Anadolu'da bir şey ortaya çıkarmış bir adamdır. Tabii. O da ne yazık ki çok erken işte bir trafik kazasında. O da evet, trafik kazasında öldü. Yoksa bunların üçü Yılmaz Hocam'la birlikte hayatta olsalardı ve bir de omuz omuza vermiş olsaydı. Evet. Eskişehir, verirlerdi zaten. Tabii Eskişehir bu bulunduğu yerden çok daha farklı düzeyde olabilirdi. O Kılıcıoğlu evet. Sinemasının perdelerinin nasıl yapıldığı, gösterim cihazlarının nasıl alındığı, 1950 yılının sonunda açılıyor, dünyanın en modern aletleriyle donatılmış bir sinemaydı. Evet hocam. O koltuklarını hatırlarsın ya, bir oturursun böyle yaylara gömülürsün kardeşim. Ben öyle koltuklu bir sinema dünyada ancak bir iki yurt dışında yerde gördüm. Evet. Böyle oturduğun zaman gömülen. Evet. Yani. Şeyde Mümtaz Zeytinoğlu'nun eşi de yakınlarda kaybettik galiba. Güneş Zeytinoğlu değil mi? Güneş Hanım MS hastası yatıyor diye biliyorum ben ama vefat ettiğini yok, bilmiyorum. Yok vefat etti. Aa bilmiyorum. Bir ay içinde, son bir ay içinde gazetelerde, Cumhuriyet'te falan çünkü ilanlar gördüm. Tabii bağımlılık falan şeylerini. Tabii kızları arkadaşımdır ama haberim olmadı. Tabii yani. Tabii onlar biliyorsun halkla ilişkiler ve PR. Tabii benim çok iyi arkadaşım. Yapılar. İşte. Tabii Kılıçoğlu, ben de bir Eskişehir kitabı yazmadım ama hani kitapla ilgili yazdığım yazı dediğim gibi ölmeden önce bir kitap yazacağım yani o şeye. O benim borcum tabii. Benim bir sinema kitabım var Sonradan Görme diye. Evet. Yani ben de kitap çok olduğu için. Bu sinema kitabı sevdiğim filmler, yönetmenler, portreler, böyle yerli yabancı pek çok şey. Bir de orada Eskişehir sinemalarını yazdım çocukluğumdan başlayarak. Evet. Yani sen daha iyi bilirsin yani o şeyleri. Asri sinema, tabii. Yeni sinema, ondan sonra pek çok başka sinema var ama bunların arasında tabii benim için unutulmaz yurt sineması tabii şeyin oradaki, Çıkıllı Kilisesi'nin oradaki. Eski kilisedir. Evet, unutulmaz evet. Olanı tabii Kılıçoğlu sineması. Tam bir kültür. Evet. Yani o hani Kılıçoğlu kiremitleri de olduğu için kiremitçi, o yapı Eskişehir'in şeyinden, kiremitinden yapılan yapı. O şeye girdiğim zaman, cumartesi günü o araya girdiğim zaman, o bilet şeyine, ya başka bir dünyaya gitmiş gibi olurdum. Sanki birdenbire şey değiştirmiş, dünya değiştirmiş, başka bir aleme geçmiş gibi olurdum. Pazar günleri hatırlarsın orada sen. Tabii 12 matinesinde orkestra çıkardı. Pazar değil, cumartesi. Cumartesi mi ya? Ben onu cumartesi 14.30. Onu karıştırmışım. Ona da çok giderdim. Çünkü o zaman tam Anadolu rock zamanları. İşte bu Cem Karaca, Kurtalan Express, Moğollar, Barış Manço zamanları. Bizimkiler de onları aratmazdı tabii, yani. Şey, Kızılok şey zamanları. İki tane orkestra vardı. Biri Metronom, ikincisi Samanyolu. Evet, o orkestralarda tabii o orkestralarda çalanlardan bir tanesi şu anda bizim Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Bizden büyük emekli oldu. Hüsnü Can Başer'dir. Adını biliyorum. Tabii bir tanesi de televizyon sektöründe falan İstanbul'da uzun yıllar çalıştı. Emre Dağdevren'dir. Ha onu çok iyi biliyorum canım. Emre Dağdevren. Tabii o da orada bas gitar mı ne bir şey çalardı. Bir çocuk daha vardı. Sonra bizim Anadolu Üniversitesi'nde şu anda adı aklıma gelmiyor. Ama Kılıcıoğlu sineması ben 67 yılından başlayarak 71 yılına kadar sürekli gittim. Bir süre sonra o sinema sanki bize sıradanmış gibi gelmeye başladı. Ne zaman ki Ankara'ya üniversiteye öğrenci tabii. olarak gittim. Oradaki sinemaları bir gördüm. Kapıda bilet kesen adam,
şey gibi kılıksız, oturursun koltukların yarısı arkaya kayar, meşrubatlar böyle bakımsız bir yer. Ankara'da o zaman sinemalar çok şeydi böyle, büyük hangar gibi sinemalar falan. Biliyorum, biliyorum. Ve buranın bir önemli bir şey olduğunu bir orada anladım. Bir de ikincisi, bir proje nedeniyle Avrupa Konseyi'nde bir böyle 90'lı yıllarda Brüksel'e giderdim çok sık. Orada gittiğimde böyle zaman olduğunda orada sinemalara giderdim. Ya nasıl mekik? Ya o sinemalara gittiğim zaman, bunu kitapta da bir yerde yazıyorum. Evet. Ya Kılıcıoğlu bir gerçekmiş, o zaman anladım. Bir hayal mayal değil, bir gerçekmiş. Hakikaten bir gerçekmiş. O ayarda işler yapmışlar. Evet. Yani şey, çok acı oldu tabii. Bu 10 seneyi geçti tabii onun. 10-15 seneye yakındır yıkılması Kılıcıoğlu'nun. Evet. Yani orada sonra yerine başka bir şey de yapmadılar değil mi? Yok. Onu? Sinema önce yapacağız, yapacağız dediler. İşte yani şey, ben onlara o süreçleri bir fiil birinci kuşaktan da öğrendim. Önce onunla ilgili böyle eleştirel bir şey yazdım. İki paragraf koydum şeye. Evet. Sonra ya Eskişehir çocuğuyuz. Evet. Yani şey olmaz diye. Sonra vazgeçtim, çıkardım. Evet. Orada bir tek işte Kılıcıoğlu böyle bir espri yaptım şeyle. Onlar çünkü şimdi iki tane şeyi yan yana getirip falan böyle bir şeyler yapıyorlar. Casabba, Masabba diye. İsmini niye öyle koymadılar falan diye böyle hafiften bir inceden bir dokundurdum onlara. Ama onun dışında bir şey yapmadım. Şeydir. Yeri şeyimizde, hayalimizde ve anılarımızda çok özeldir. Sade benim değil. Beni inanmazsın. Yani Kılıcıoğlu sineması, istasyon, ya demir yolları ilgili hakikaten ağlayarak arayanlar var telefonla. Tabii. Çok, çok etkilenmişler. Tabii. Çok. Tabii. Neyse, yani şuradan hani çok üzücü bir şey. Ben de oradan bahsettim kitabımda. Allah'tan oradan çıkınca sağ tarafta Eskişehir'in bence en iyi kitapçısı var. Adımlar kitabı. Evet. 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 Yani şu anda gerçekten Eskişehir'e geldiğim zaman işte iki ayda bir falan mutlaka uğradığım bir yer Adımlar. Ve çok hızlı ve çağdaş bir şekilde yönetiliyor. İstanbul'da görmediğim dergiler, orada yani daha çıkmamış kitapları ben çoğu zaman Eskişehir'den, Adımlar'dan alıp gidiyorum. Yani tabii bu ekonomik şartlarda bu kitap. Sahibi Nazan Hanım bizim, evet, Anadolu Üniversitesi'ndendir. Yanında, biliyorum, orada yöneticisi olan Ali Bey. Ali, evet, Bey kütüphanecilik, Ali, kütüphanecilik mezunu bir arkadaştır. Gerçekten, evet, kitaptan ve kitabın niteliğinden çok iyi anlayan bir kişidir. Yani şey, Eskişehir için bir şanstır. Bence yani de. Gerçekten bir şanstır Eskişehir için. Orada şeye benzetiyorum onu. Buyurun. Bu Eskişehir için büyük bir şanstır. O kadar büyük bir mekanı kitap için ayırmak, kitabın bugünlerde kârı da onlarda çok azaldı. Tabii internetten hocam. Satıldığı için. Ama hala direniyorlar yapmakta. Biliyorum. Evet. Orada tabii şeyler de yaptık. İmza günleri, söyleşiler. Tabii. Zaman zaman biz oraya gelip gidiyoruz. Onları da yapıyoruz. Benim bir şeyde onu hatırlar mısın diye sana onu soracağım. Ta konuşmanın başından beri. Yurt sinemasının karşısında, eskiden yurt sineması varken, evet, o pasajın, hemen pasajın sol tarafında böyle bir iki basamakla girilen, evet, eski kitapçı. Ha? Eski kitapçı, hafif kambur bir adam. Evet. Tabii. O benim çok mesela. Ha? Çok iyi bilirim. Çok iyi bilirsin. Tabii ben de çok giderdim oraya. Eski kitapçı sahip, işte Varlık Yayınları'nın mesela Panayot İstiratik, Kira Kiralina okunmuş, onu kapak yapmış, satıyor. Veya başka işte Maxim Gorki, işte Ersin Kolbu, bilmem ne, işte o yıllarda okuduğumuz şeyler. Çok ilginç bir adamdı. Böyle bir Stalin bıyıklı bir adamdı böyle. Evet. Bıyıkları da şeydir, Stalin bıyıklı. Fotoğrafı da böyle 1920'lerdeki filan şeylere benzer, eski tüfeklere benzer. Yüzü de böyle bir şey filan, hani, evet, ne diyeyim, Sultan Galiyev, bilmem ne, işte Bakü'ye, sosyalist kurultaya giden tiplere benzerdi şeyler. Çok yıllarca kitap aldım oradan. Konuşurduk. Kitabı da çok severdi adam. Adını unuttum. Ya yıllar sonra Eskişehir'e bir geldiğimde Yediler'de, Yediler'in hemen girişinde hamam yolunun sol tarafta, ya Yediler Pastanesi ya Venedik Pastanesi olsa gerek, ikisinden biri. Sol tarafta bir pastane vardı şeyde. Evet. Hamam yolunun girişinde. Orada tezgahta şey olarak gördüm. Orada çalışıyordu. Hmm.
Orada... Ya ben o adamın biraz izini o dükkanı araştırdım, bir şey bulamadım. Yoksa ben o adamı, ben o, biz oradan daha çok ders kitabı da alırdık. Evet. Mesela işte ders kitabını ailemiz bir para verirdi. O bütçeyle ders kitabını alacaksın. Yani oradan ikinci el alıp biraz kendimize para tasavvur eder. Ben o adama çok giderdim. Çok kitap evet. almışımdır oradan. Evet. Fakat ben adamın bak öyle olduğunu ilk defa sende duyuyorum. Ben vefat etti diye öyle tahmin ediyordum. Yoksa yani vefat etmiştir. Bu benim evet. dediğim Levent Hocam 20 sene olmuştur. Yani adamı biraz da fiziksel olarak da böyle şey olduğu için hani evet. kanma falan durduğu için, yaşlı durduğu için muhtemelen o kadar da yaşlı olmayabilirdi. Fakat o fiziksel şeyinden ötürü de yani şey gibi çok yaşlı gibi gösteren bir adamdı. Fakat çok böyle kitap konusunda şey yapan bir adamdı. Çok yardım eden şeydi. Bu kitap kafe meselesini ben sana kendi açımdan da söyleyeyim biraz. Bu kitap kafe işi şimdilerde çok yaygınlaştı. Sadece Eskişehir'de değil. Ben bu pandemi biraz işte yavaşlamadı ama artık hani millet açıldı sağa sola. Mesela şimdi İskenderun'dayım. Bu yayını İskenderun'dan yapıyorum. Şeyde işte Ağrı'dır, Van'dır, Doğu illeridir. Oralara gidip geliyorum söyleşi ve şey için. Hep davet edenler neresi biliyor musun? Kitap kafeler. Yani ben şaşırıyorum. Çünkü uçak paramı karşılıyor, otelimi karşılıyor. Belli miktarda kitap satın alıyorlar. Bazen telif ödüyorlar. Ya diyorum siz bir kitap kafesiniz. Yani çaydan kahveden kazanıyoruz hocam diyor. Defa iyi kazanıyoruz. Evet çünkü... Ağrı mesela, Ağrı'ya gittim. 20 bin tane üniversite öğrencisi varmış. Ağrı için çok önemli ya. Küçücük bir yer biliyorsun Ağrı. Ve orada saat 5'te söyleşiye başladık. Gece 12'de. 7 saat imza söyleşi bitmedi. Ertesi günde onlara kitap imzaladım. Bu kitap kafe işi, başka yerlere de gideceğim, çok yaygınlaştı. Yani böyle bir tabii... Her dönem kendi şeyini, mekanlarını, ilişki biçimlerini getiriyor. Her mekan yeniden tanımlanıyor aslında. Evet. En azından kafelerde kitap bulunması, oralara bir şairin, bir yazarın gelmesi, konuşma yapması bile önemli bir şey. Bu Eskişehir için de olsa, belki de Eskişehir için daha da önemli. Her ne kadar tabii Eskişehir'in şimdi belediyeleri sağ olsun, hem bizim Tepebaşı hem Odunpazarı, yani sosyal kültürel etkinlikler konusunda çok iyi. Yani bizim Ahmet Başkan biliyorsun eskiden beri bu etkinlikler olsun ve ben işte bu sene yapacağız inşallah. Geçen sene pandemiden yapamadık. 10 yıldır şiir uluslararası günleri. Şiir festivali yapıyorum Eskişehir'de. Evet, evet. Tabii Rahmi Emeş'le yapıyoruz bizim Rahmi evet. ve belediyeden arkadaşlarla yapıyoruz. Pek çok ünlü şairi yurt dışından filan getirdik. Başka etkinlikler, Odun Pazarı'nda işte müze açıldı, başka şeyler yapıldı. Bu konuda bir şey gibi bizim şehir. Pilot şehir gibi. Hani hava şeyi de var ama tam böyle bir pilot şehir gibi. Böyle şeye baktığın zaman şimdi ben tabii gidiyorum çarşı mesela hala eski çarşı. İşte sıcak sular duruyor yerinde. Oralar bozulmamış çünkü sıcak sularda başka bir kitapçı şeyi vardı biliyorsun. Oradan da o kulübelerden Texas Tomics alırdık. Tabii eski kitapçılar var. Yalnız bak bu bağlamda Eskişehir'in en önemli eksiği nedir biliyor musun? Evet. Ben bunu söylüyorum bazı yerlerde, siyasilere falan da söylüyorum. Tabii. Geri geldiğinde. O da şudur. Yaklaşık 60 binin üzerinde öğrenci var. Bir sürü şey var ama Eskişehir'de günde 8 saat açık olan, bedava girilip bedava çıkılan, ders çalışılacak, kitap okunacak bir mekan, bir kütüphane, büyük yer yok. Yeni buradan halk, belediyelere de söylemiş oldum. Tabii eski halk kütüphanesi elden geçti. Yenisi yapıldı. Ben ziyaretine gittim. Tahmin edemezsin oturacak yer yok içeride. Şeyin oradaki askeri hastanenin karşısındaki. Evet 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 eski stadyumun karşısındaki köşede. Biliyorum, evet. Oturacak yer yok içinde. Bu kadar büyük bir talep var. Kardeşim yüksek lisans doktor öğrencisi dediğin masanın üzerine kitapları yayıp çalışması gerekir. Tabii. Kitapları yayıp çalışacak yer yok. Tepebaşı Belediyesi'nin üniversite caddesi dediğimiz caddenin üzerinde öyle bir çalışma mekanı var. Ama bana sorarsan şey yetersiz. Evet. Yetersiz. Ben kendilerine söyledim. Eskişehir'de şu anda en büyük ihtiyaç öğrencinin evi dışında bedava girilen, bedava çıkılan tamam mı? Ders evet. çalışılacak mekan. Ne yazık ki üniversite kütüphaneleri mesai saati dışında kapalı ve başka üniversitelerden içeriye öğrenci almıyor kimse. Tabii. Tamam mı? Şimdi
Sen şeye meraklı bir insansın. Biz gençliğimizde meraklıydık lise çağında falan. Giderdik halk kütüphanesine, orada istediğin kitabı al bak et bilmem ne var. Kardeşim tabii, şimdi tabii. Öyle bir nüfus öyle bir çoğalmış ki tabii. Halk kütüphanesinde oturacak yer yok, sırayla alıyorlar içeriye. Tabii. Şimdi bütün bunları görüyorsun. Bütün bunların ihtiyacını gördüğün zaman bilmem ne kafe onu yapmayı bunu yapmayı biliyorlar kardeşim. Bu evet. İşe gelince bu işte maalesef böyle yani. Neyse buradan iyi oldu. Buradan hem Yılmaz Başkanımıza, Ahmet Başkanımıza, Kazım Başkanımıza da söylemiş olduk. Evet. Allah'tan anlayışlı başkanlarımız var desteklediğimiz. Bu konulara açık insanlar herhalde duyarlar diye düşünüyorum. Tabii oraya ben hatırlıyorum. Mesela şeylerin bir kısmını ortaokula giderken 19 Mayıs ortaokulunda okudum. İlk açıldığı sene bizim şeyde. O zaman şeyler bu Hasan Ali Yücel'in klasikleri, MEP, Marif klasikleri tabii asıl adı. Onlar o beyaz, güzel kapaklı, kalın kağıtlı. Böyle formaları açılmamış hani şeyden. Açılır ya böyle kalın kalın şeyleri. Evet, sen kesersin. Onların okul kütüphanesindekileri ben açıyordum. Ben okuyordum çünkü onları. Sonra tercüme dergileri. Daha bu Orhan Belli'lerin, Melih Cevdet'lerin, Oktay Rıfat, İlhan Berk, Orhan Belli'lerin filan çeviri yaptıkları dergiler. Bazen de orada bulamıyordum, şeye gidiyordum. İl Halk Kütüphanesi'ne gidiyordum oradaki. Orada çok Marif klasiği okumuşumdur. Feridettin Attarları, Pentname'yi, işte Mantık Kütahili Kuşların dilini, 30 kuşu filan. Hepsini oradan okudum. Bir de orayı hatırlarsın sen. Biz de ben de odun pazarlıyım aslında. Yani biz Kurtuluş'tanız, göçmen evlerinden. Sonra bir ara şeyde oturduk. Suyun kıyısında akar başında oturduk odun pazarında orada. Tam o akar başına girerken sol tarafta yukarı Kurşunlu'ya çıkarken İş Bankası vardı. Sağ tarafta karşısında odun pazarı çocuk kütüphanesi vardı. Bilmez olur muyum? İkisinin arasından girdin odun pazarına. Tabii. Benim eşim odun pazarlıdır, yerlilerindendir. Evleri şu anda merkezdeki göbek olan at arabası falan var. Onun yanındaki Beyler Sokağı. Beyler Sokağı biliyorum. Da zaten ailenin adının evet, sokağı. Kitapta yazmışsın, evet. Tabii. Eşimin romanları var. Seninle hiç şey yapmadık, hiç mevzuyu konuşmadık. Öyle mi? Tabii de bir romanı Venedik'in Gözleri Doğan Yayınları'ndan çıktı. İkinci kitabı da Felaketin Hatırası İnkılap'tan çıktı. Şimdi Venedik'in Gözleri'ni duydum. Ne zaman tabii, çıkmıştı? Çok oluyor. Bayağı 7-8, 5-6 sene oluyor çıkalı. Çünkü okumasam da hani ilgili olduğum için kitabın adı kalıyor aklımda. Tabii şeyde edebi tarihle ilgilidir. Şeydir. Şimdi kendi kendimize konuşuyoruz tabii. Bu yazma şeyi nereden geldi diye. Evet. Eşimin tabii çocukluğundan da var ama ilk izlerin oluştuğu yer neresi biliyor musun? Evet. Odun pazarında bunlar koşuyorlar, oynuyorlar. Terleyince soğumak için bu çocuk kütüphanesine giriyorlar. İş Bankası'nın köşesinde önünde ayna olan yere. Ve orada evet. Bir kadın, oranın yöneticisi bir kadın bunlara işte gelin çocuklar alın şunu okuyun bunu okuyun diyerek kitap okuma aşkı veriyor. Ya öyle insanlardı tabii. Tabii. Bütün çocukluk zamanını eşim anlatıyor. O çocuk kütüphanesinde geçirmiş. Biz de Kurtuluş İlkokulu'nda okurduk tepede, evet. Bizim orada. Kurtuluş'tan çıkardık. İşte göçmen evlerinde otururduk şeyden çocuklar, arkadaşlar. Ders çalışmaya, kitap okumaya oraya giderdik. Muhtemelen de bir kadın, bir hanım vardı yani kütüphanenin evet. Başında. Öyle sevecen, anaç biri vardı herhalde. Oradan şey yapılmıştır. Bu Venedik deyince şeyde... Küçükken yani böyle ilkokula falan giderken tabii Eskişehir'in kışlarını hani yaşıyoruz, biliyoruz. Hatta ben şey okumuştum böyle bir internette falan. Üniversite okumaya gelen çocuklar Eskişehir'e hani ayazıyla meşhur şehir değil, şehriyle meşhur ayaz diye böyle bir tersinden şey yapmışlar. Eskişehir öyle soğuk ama eski, yani orada evi duruyor tabii. Yani orada evi güzel bir bina yani. O dönemin bence mimar olarak güzel binalarından birisi. Modern bir tarzda yapılan. Oradan köprünün yanından geçerken, o zamanlar tabii çok da fazla okunacak da dergi falan yok. Hayat Mecmuası işte biliyorsun. O sepya baskıları falan da vardı böyle kahverengi şeyler falan. Orada tabii yabancı ülkeler, şehirler hani Venedik'ten falan şey yapardı.
Belki Hikmet Feridun Es olabilir. O biliyorsun meşhur da onun böyle röportajları. Evet. Belki bir başkası olabilir. Onları okurdum ve bir şey derdim. Ya bizim şehrimiz de aslında ne kadar Venedik gibi. Tabii Venedik değil ama yani şimdi bazen diyorlar ya işte bilmem köprüler Amsterdam, bilmem gondolları Venedik. Ya diyorum işte bu bizim hayalimiz. Yani şimdi, eleştiren de var ama ben buna şükür diyorum. Cevat Hoca, Cevat Çapan, kulakları çınlasın hocamın. Çok uzun yıllar bizim buraya yaklaşık 20 yıl derse geldi. İlk de bizlerin doktora programına geldi. Tabii. Dersten sonra da çıkar şehirde işte o sıradaki bir takım restoranlara falan hocayı götürürdük. Kör Kamil'e. Daha değil de şeyin yanında, suyun yanında. Suyun yanında bir sefer geçerken o zamanlarda su çok kötüydü. Böyle evet, pislik bilmem ne. Biz biliyorum. Suyun şeyinden konuşuyoruz. Cevat Bey böyle gözlerini kısar konuşur ya. Evet. Ya çocuklar burası da bir Venedik dedi ya. Şehir bir Venedik dedi. Hatta o böyle bir şeyinde, şiirinde Eskişehir'den de bahseden yayınlanmamış bir şiir vardır. Porsuk akar, bakar, 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 porsuk akar falan diye böyle tekerleme gibi dizeler olan bir şeyi vardır hocanın. Eskişehir bir Venedik'tir, onun sözüdür. Hatta onu Ünsal Oskaya'yla ilgili bir son bir şiiri vardır. Şeyde çıktı, nedir onların? Sözcüklerde. Sözcüklerde çıktı. Orada sanıyorum bir şey böyle bir cümle geçiyor zannediyorum. Bir dizede var bu şey. Ben Varlık'ta yazıyorum işte. Evet. Böyle iki çayda bir. Böyle bir şair burada ne demek istiyor diye dalga geçen başlıkla. Onun son bölümü üzgünlük. Yani hani üzüldüğüm şeyler. Orada bu şiiri aldım Cevat Hoca'nın o sözcüklerdeki. Ünsal Hoca ile şeyi anlattığı. Tabii. İşte bu üniversitenin durumu o zamanlar. O şimdi bunların kalmayışına ne kadar üzüldüğümü anlatan bir yazı yazdım. O şiiri çok iyi biliyorum. Tabii. Bu arada Cevat Çapan'ın tabii bizim büyük şairimiz Cevat Çapan. Aynı zamanda kuşaktaşım. Beraber başladık şiire. Tabii beraber. Tabii. Hatta benden sonra... Benim kitap 81 sonu çıktı. Yani 82'de bu sene 40. yılı kitabın. Cevat Hoca benden 4 sene sonra yazdı. Tabii, o tabii Cevat Hoca geç şairlerden. Geç değil, genç şairlerden diyoruz ona biliyorsun. Evet. Bu sene 90. yaşını kutluyoruz. Kutluyoruz. Evet. Cevat Hoca'nın 90. yaşı. Aldım şimdi, şeyini aldım. Kitabına sözcüklerin çıkardığı şeyi aldım. Evet, haberim sayı. Olsaydı ben de Cevat Hoca'yla 80'li yıllarda biz Cevat Hoca'yla Mehmet Ulusoy falan beraber evet. oldu. Çok büyük bir belgesel çekmiştik. Ben yönetmeniydim. Cevat Hoca'mla öyle birkaç sene birlikte zaman geçirdim. Bebekteki evine de çok sık giderdim. Ne belgeseli çektiniz? Bir sahnedir bütün dünya diye açık hava tiyatrolarıyla ilgili bir şey. Evet tabii. Hoca tiyatrocuların da içinde yer aldığı Mehmet Ulusoy, Beklen Algan falan tabii. gibi tiyatrocuların yer aldığı müthiş bir belgeseldi. Yurt dışında falan yayınlandı. Ben sonra o işlerden şey yaptım. Aklım o işlerde kitap işi daha iyi. Kendimi kitap işine yöneldim. Evet. Ama Cevat Hoca ile öyle bir şeyimiz vardır. Onunla ilgili de haberim olsaydı şey yapmak isterdim oraya. Bir anılarımı paylaşmak isterdim Cevat Hoca ile. Evet. Çok geç haberim. 5 gün sonra ben aynı zamanda PEN yönetim kurulu üyesiyim. PEN Yazarlar Derneği Türkiye. Hı. Cevat Hoca ile 90. yaş üzerine bir şey yapacağız. Hem kutlama hem söyleşi yapacağız. Onunla ilgili bir yazı da yazdım. Tabii Ünsal Hoca da ondan baştan andık. Gerçekten yani unutulmaz hocalarımızdan bir tanesi. Hani yani bak bizim hocalara kimler var diye hani oradan buradan fark etmez. Ünsal Hoca unutulmaz bir hoca. Sen muhtemelen o yıllarda bitirmiştin. Ben 75'te şeydeydim, ODTÜ'deydim. 75-80 arası. O yıllarda tabii şeye çok gider gelirdim Ünsal Hoca'ya. Onun odasına sizin o şeydeki basın yayındaki. Basın yayındaki. Pasa sigara içerdi. Ben de o zaman çok sigara içerdim. Biz böyle odayı şey yaparak evet. işte onun bir dergi vardır meşhur siyasalın basın yayının böyle. Evet, evet. Halın böyle hocanın şeylerini yayınladığı, böyle evet. Huizinga'ları, Benjamin'leri, Adorno'ları çevirdiği ve çok zengin çevirler diyorum onlara ben. Çünkü bir de yazıları da öyleydi Ünsal Hoca'nın. Evet yani o hem Eskişehir'e hem de gerçekten yani hocalar çok şey katan hocaların tabii başında geliyor. Şimdi ne yazık ki üniversiteler tabii maalesef hani şeyini kaybettiği için, kimliğini kaybettiği için
Biz her sene bu şeyde Eskişehir'de Ulusal Şiir Festivali yaparken Mayıs'ın sonu, son ayında her sene birkaç ay önce şey yapıyoruz. Üniversiteye, belediyeye başvuruyor. Diyoruz ki bakın dünyadan şu şairler geliyor. Bu senenin konusu şu. Şöyle etkinlikler yapılacak. Bize hani üniversite öğrencileri de hani biz ayağınıza gelelim şeye, üniversiteye. Yerimiz yok, tutuldu. Yer vermedi. Şimdi, bir kere yer verilmedi 10 yıldır. Tabii şimdi Eskişehir'in şöyle bir takım açmazları da bütün bu gelişmeler içinde ortaya çıktı. Evet hocam. Bunlardan bir tanesi de şu. Ben bu işlere gerçekten bu sivil toplum işine, bu sosyal işlere falan hastalık düzeyinde meraklı bir insanımdır. Evet. Sanat etkinliklerine falan. Hı hı. Fakat bunun yani mesela bir sivil toplum işinde bir adam çok fazla gönüllüyse ben ona mesafeli bakarım. Yani evet, her şeyin bir şeyi vardır, seviyesi vardır. Yani çok fazla gönüllülük de iyi bir şey değildir. Evet. Şimdi çok fazla sanata yönelmek, sanat etkinliği yapmak, şey yarıştırır gibi onu yapalım, bunu yapalım, orada açalım, burada açalım. Ondan sonra bunun şeyi kayboluyor. Yani Marx'ın bir lafı vardır ya, şeyleşir diye. Bunlar bir anda şeyleşiyor. Şu anda evet. Eskişehir son 10 yıldır böyle bir şeyi yaşıyor. Ben bunları kafelerde falan bazı yerlerde fotoğraflarını çektim. Kitaba yazacaktım ama gene Eskişehir çocuğu olduğum için vazgeçtim yazmayı. Ya bir gün bir yere gittim. 28 tane, 29 tane etkinlik saydım. Evet. Şiir okuyan var, tiyatro oynayan var. Ya bu ya git kardeşim, şey yok yani, tamam mı? Belediye tiyatroları bunların içinde en istikrarlı ve ciddi olanı. Bir işi yaparsan iyi yapacaksın, az yapacaksın. Yılmaz Hoca gibi millet tiyatroların önünde kuyrukta olacak. Kardeşim. Öyle. Bunun müze diye adam 4 tane daktilo vermiş müze. 3 tane fotoğraf makinesi vermiş müze. Bilmem ne ya olmaz kardeşim bu. Müze diye işte yaptı mumu koydu. Yaptı bal mumunu koydu. Çıtayı oradan aşağı düşürmeyeceksin. Şimdi Eskişehir'de bir de böyle bir şey var. Bir düşüş var. Ve müzeler bu, var. Tabii evet, bu düşüş başka alanlarda olabilir ama sanatın alanında şehre kötü izlenim şey yapıyor. Tabii kaldırmaz sanat. Evet, evet. Tiyatro oynayan kafeler var ya. Bayağı bildiğin oyuncular çıkıyorlar, şey yapıyorlar. Bir iki yer var, şiir okuyorlar sürekli. Gidemedim daha ama gidip bakacağım ne yapıyorlar diye. Şimdi bunları sivriltmek gerekiyor. Bunları sivriltmek gerekiyor. Bunları desteklemek evet. gerekiyor. Yoksa her yerde, her belediyeler bu işi artık bence gereğinden fazla yapıyorlar. Gereğinden fazla. Evet. Bunlara biraz şey yapmak gerekiyor. Biraz frene basmak gerekiyor. Evet, benim tabii sözünü ettiğim şöyle bir şey. Eskişehir'de biliyorsun bir kısmı Zeytinoğlu'na sponsor oldu. İşte üniversitenin sponsor olduğu müzik festivali, caz festivali, sinema festivali gibi. Pek çok festival vardı. Fakat tabii yani bir uluslararası edebiyat festivali yok. Yok. Bir şiir festivali yoktu. Yok. Ben bunun şiir ayağını işte Tepebaşı Belediyesi sağ olsun başkanımız onu yürütüyorum. Bunu şu açıdan söyledim. Yani bunu tabii biz yani şeyde işte Özdilek Kültür Merkezi'nde efendim eski Asil Sinema Zübeyda'nın kültür merkezi biliyorsun oralarda. Porsuk kıyısında açık havada bazen oralarda yapıyoruz veya çocuklara ayaklarına götürüyoruz. Fakat üniversitede bu şehrin önemli bir bileşeni. Anadolu Üniversitesi ayrıca Bayrak Üniversite ya, öncü üniversite. Ya Yılmaz Hoca'nın şeyinde, rektörlüğünde tabii ondan önce Orhan Oğuz'un hani akademi şeyinden oradan buradan. Yani hem kendi başına biricik bir üniversite hem de diğerlerine öncü ve örnek olmuş bir üniversite. Oralarda da yani bizim yaptığımız festivalin bir ayağı da orada olsun. Etkinlik olsun. Yani belki çocukları dışarıda, kırda, çimenlerin üstünde, belki salada hani şairleri tanışsınlar, yabancı şairler konuşsunlar bilmem ne diye. Bunu 10 yıldır yapamadık. Ben sana yalnız bir şey söyleyeyim Aydar'cığım. Ben 45 sene üniversitede hocalık yaptım. Ve bu işlere de gerçekten meraklı bir insanımdır. Yıllarca evet. üniversitenin bu işlerinin yönetiminin üst noktalarında bulundum. Bak evet. son 10 senede sizi iyi ki üniversiteler kabul etmemiş. Getirdiğin insanlarla orada utanırdın. Peki. evet gerçekten söylüyorum utanırdın. Çünkü bak bu son yaşanılan bir olay. Bu pandemiden biraz önce Coşkun Aral geldi buraya. Bir gün önce Efsat'ta konuştu. Evet. Tamam mı? Orada bir sivil toplum örgütü olduğu için gerçekten inanmış amacına uygun insanlar geliyor Efsat'a ve salon doluydu.
ağzına kadar doluydu. Ufak bir salon ama doluydu. Ertesi gün bizim iletişim bilimleri fakültesine gitmiş. 6-7 kişi var. Ya Coşkun Aral ya. Ya insan bırak şeyini. Suratına merak edersin. Ben dedim çocuklar ya yüzünü merak edersin. Bu adam nasıl bir adam onu görmeye gidersin. 7-8 kişi gelmiş adama ya. Şimdi böyle bir şey var. Ama bunun yanında sen desen ki o fakültelere ya bilmem ne kafede iki tane içenin yanında bir tane daha içersen üçüncü arkadaşın bedava gelecek de fısılta bütün üniversiteye yayılır o kafenin önünde şey yaparlar. Tamam mı? Şeyin önünde hemen Tepebaşı Belediyesi'nin önünden pandemiden önce geçiyorum. İnanılmaz bir kuyruk var. Köşeye kadar gelmiş. Meraklıyım hani bu işlere. Tabii. Durdum arabayı çektim. Ya arkadaşlar dedim ne var burada dedim. Abi dedi ifte dedi bilmem ne var. Neymiş o ifte dedi. Bilmiyor musun dedi işte burada dedi bilmem ne. Bilmem nesi gelmiş abi rakçı gelsin başımın üstünde. Kuyruk şeye çıkmış. Bilet 55 lira. Giriş. E şimdi burada değişen artık çok farklı bir durum var kardeşim. Yani Eskişehir'de çok farklı bir durum var. Bu durumu da anlamak gerekiyor. Adam gidiyor orada bir kafeyi kahvede bir kafeyi kahveyi 20 lira 25 liraya içiyor. Tabii. Tamam içiyor ve bunu içecek yeteri kadar da insan var. Tabii. Ya sadece Köprübaşı bölgesinde 150 küsür tane alkol ruhsatı olan yer var ya. Evet. Ya ben şey, karşı değilim satılsın edilsin bir şey değil ama oradan geçerken çocukları görüyorum. 11'de kahvaltı ediyor. Cama vurmak geliyor içime. Ya oğlum sen dün gece ne iş yaptın? Hangi projeyi yaptın da sabah 11'de burada kahvaltı ediyorsun? Derse git hadi. Evet şimdi böyle bir çok farklı bir dönüşüm var. Bizim öğrenci olduğumuz zaman burada bir şiir günü olacak. Kapılar yıkılırdı ya. Tabii canım. Kapılar tabii, yıkılırdı. Tabii. Ama bunun yanında bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Erasmus diye bir şey vardır biliyorsun. Yurt dışına öğrenci alıyoruz ya. Bu evet. Erasmus'la ilgili ben ders verdiğim zamanlar yani yaklaşık 7-8 sene önce bir duyuru şey yapılacakmış. Bölüm başkanı çocuk bana dedi ki hocam sen de dedi işte şey yapıyorsun. Duyur dedi şeylere. Ya Erasmus'a gitmek için dedim şey yapmak isteyenler arada gelsin. İşte bölüm başkanıyla görüşeceğiz. Benle birlikte gelsinler dedim. Aa koca sınıftan abi 3 kişi 4 kişi çıktı. Çocuk döndüm ikinci ders. Niye dedim gelmiyorsunuz? Ya hocam işte şimdi gideceğiz oraya da ya ben sonra giderim de. Ya düşünebiliyor musun ya? Devlet bedava yollayacak. Tamam mı? Şimdi durum yani gerçekten şey bir durum. Çok farklı bir durum. Tamam, çok farklı bir durum. Peki. Peki. Bunu ayrı bir şey yapalım. Ayrı bir mesele. Şimdi haber adımlarla gezerken. Son olarak hocam tabii Eskişehir hani küçük gibi görünür ama Eskişehir'i sevmek ve gezmek bitmez. Evet şeyden. Mesela avare adımlarla Eskişehir'i gezmek isteyen biri yani bir cumartesi günü çıksan şöyle kısa bir tur bize nasıl şey yaparsın? Ne yapalım yürüyerek yani? Nereden başlayalım? Ya ben böyle gelen insanlara istasyondan aldığım zaman istasyonu oradan kenardan çıkartırım. Böyle yürüyerek adaların başına sokarım. Evet. Tamam mı? Adaların başından öyle geze geze getiririm köprü başına. Köprü başına orada biraz dolandıktan sonra oradan hamam yolu. Hamam yolunun oradan muhakkak sıcak sulara girerim. Evet. Oradaki sıcak sudaki ayakkabıcılar şeydir. Çok özeldir. Evet. Ve oradan da öyle bir çarşıyı dolaştırırım. Oralarda ondan sonra çarşının 7'lere doğru çıkarken orada bir yerde otururum bir çay kahve bilen içip. Ondan sonra ver elini odun pazarı. Tamam. Odun pazarına zaten girdin mi şimdi? Odun pazarında artık apayrı bir dünya var. Evet. İşte sırayla Kent bir Belleği Müzesi, Balmumu Müzesi, OM, yanında Kurtuluş Müzesi, arkada başka mekanlar. Oradan ondan sonra bindiririm arabama, bir şeye giderim, Kent Park'ın oraya. Kent evet. Park'ın orada bir çiğ börek yedirip ondan sonra Kent Park'ın içinden öyle bir turlarım ve Kent Park içinden çıkıp Porsuk'un kenarından kitabımda ondan da bahsediyorum. Evet. Vurup yürüyerek tekrar köprü başına gelir. Tamam mı? Bu böyle bir 3-4 saatlik bir turdur. Yürümeye şey olan mecal olanlarla yapılır. Yani her kentin her veya her şehrin keşfedilecek bir yeri vardır. Yeter ki zevk almayı bulduğunda. Tamam. Eğer zevk almayı biliyorsan görülecek yerlerden muhakkak insan zevk alacak bir şey bulabilir. Benim şehrim öyle ne Bursa kadar bir Osmanlı şehri, ne Konya kadar bir Selçuklu şehri, ne İstanbul Edirne gibi
Osmanlı'ya başşehir yapmış bir yer. Ne İzmir gibi bir liman şehri. Ama biz kendi içinde mütevazi bir yeriz. Ama etrafımızda iki tane çok büyük dağ var. Bu dağlarda konuşamadık. Çok görülecek yerler var. Yani şey görmemek gerekir. Yani benim anlayışım şudur. Yani hiçbir şey yapamıyorsan arka sokağından başla gezmeye, muhakkak ilgilenecek bir şey bulabilirsin. Yani bu gezmek, seyyahlık işi, ben meraklıyımdır da o işe. Yani seyyah olmak için illa şeyden başlamaya gerek yok. Bir uçak bileti almaya gerek yok. Kendi mahallenden başlayacaksın. Arka sokağından başlayacaksın. Ha, bunu bir laf için söylemiyorum. Ben yaptım. Ha, yaptığımın da kitabı burada. Evet. Yaptım bunu ben yani. Ben böyle gezdim. Ben işte senin gibi, ben de bir dar gelirli aile çocuğuyum. Benim babam memurdu. Tabii. Yani üniversite bilmem nereye kadar şehir dışı, babamın memuriyeti dışında hiçbir şehri görmedim. Ama o görmemek demek bir şey değil ki. Tren istasyonuna gidip trenleri seyretmek bile bir şey ya. Evet. Yani bir olaydır. Yeter ki o zevk sende olsun. O Eskişehir spor maçlarına yani çoğu zaman gidemezdik ekonomik nedeni ama çıkışını seyrederdik. O öyle dağılır stadyum. Yani ben bundan zevk, büyük bir zevk alırdım. Yani öyle insanlar akın akın çıkar, üzüntülü çıkar, bağırar çıkar. Bir eskiden de biliyorsun o stadyum bir eğlence yeriydi. Öyle şey falan olmazdı. Kavga gürültü olmazdı. Biliyorum. Demem şu ki gezmeye bir yerden başlayacaksın. Bu çok iyi bir şeydir. Ben bunu zaman içinde öğrendim. İnsanın sağlığına da iyi geliyor. Peki bir şey soracağım. Unutamadığın bir anını bize söylesene. Ben de söyleyeceğim çünkü Eskişehir'de bir sürü vardır ama böyle ilk aklına gelen. Ya ben Eskişehir'de en sevdiğim ve unutamadığım, aradığım anı şudur. Kitapta da bir yerde yazdım. Ankara'dan Eskişehir'e geldikten sonra istasyondan inerdim. Öyle istasyon caddesine doğru giderdim ve Eti Bisküvi Fabrikası'nın kokusu gelirdi. Evet, bu hala çok güzel koku. Ya o koku Firuz Bey'e de defalarca söyledim. Ya dedim, o kokuya ben ölürüm ya dedim. Eti. Evet ya, o kokuya ama birçok oradan ondan sonra abi istasyon caddesi ilk zamanlar park eter. O oradan yürüyüp öyle bir köprü başına gelmeyi çok severdim ya. Harika. Çok severdim. Tabii trenle geliyorsun zaten. Çünkü evet. O zaman trenler hani... Evet. Hızlı tren yoktu ama... 4,5 saat. Ankara Eskişehir 4,5 saat. Biliyorum. Ben de öğrenciyken çok gidip geldim. 4,5 saat. Benim de unutamadığım anımı söyleyeyim sana. Eskişehir Spor'un estiği yıllar. Tam böyle şimşek gibi çaktığı yıllar. Avrupa Kupası. Hangisi bilmiyorum. Çok da anlamam zaten. Fethi Nihat Ender'in olduğu yıllar. Ama tabii. Efsane. Sevilla maçı olabilir. Ha? Sevilla maçı. Evet. Ya biz o zaman şeydeyiz. Göçmenlerinde oturuyoruz. Maç da belki hafta içi oynanıyor olabilir, bilmiyorum. Ya da hafta sonu ama o zaman bilmiyorum nasıl oynandığını. 3-0, 2-0 mağlubuz. Son 3 dakikada 2-0 mağlubuz. Tabii Fethi abi kaç gol attı? Ya son 10 dakikada tabii, bütün Fethi şehir abi. Sessiz ve ben o 10 dakikadaki şehrin tabii. O sesini tabii. Bak aradan geçti en az 50 sene, 55 sene. Tabii. Hala şimdi biraz daha anlatsam ağlayacağım. Ben o maçı atletizm yapıyordum. Serbest giriş kartım vardı. Portatif tribünde seyrettim. Harika. Fethi abinin gollerini. Artık millet son anda çıkacağım. Fethi abi gol attı. Aradan geçti bak, ben de onunla ilgili bir şey anlatayım. Aradan geçti senelerce. Sevilla'da Expo fuarı vardı. Ben rahmetle bir şekilde Avrupa Konseyi'nde biz Ercan Arıklı ile birlikte çalışırdık. Ercan Arıklı ile biz Sevilla'ya gittik. Evet. Ercan abinin bir yerde bir toplantısı vardı. Bana dedi ki sen, o da böyle şey konuşun. Sen beni dedi Levent burada bekle dedi. Ben bir parkta oturdum, Ercan Bey'i bekliyorum. Orada burada konuşurken yanımda bir adam geldi. Adam işte oralı mısın, buralı mısın bilmem ne deyince İngilizce konuşuyoruz. Eskişehirliyim. Eskişehirliyim deyince siz bizi dedi 3-0 yenmiştiniz dedi şeyde. Tamam. Aradan geçmiş abi 40 sene. Tamam. Ya diyor bizi diyor yenmiştiniz orada diyor şeyde diyor Eskişehir Spor. Ya Eskişehir Spor'un bir maçı vardı şeyle gene Avrupa Kupası'nda takımın adı aklıma gelecek. Ben bunu o programda Amigo Orhan'a da sordum. Amigo Orhan da teyit etti. Amigo Orhan'ı FIFA sahaya girmesini yasaklamış. Amigo Orhan kapalı türbünün üstünde çıkmıştı. Kapalı türbünün üstünden o meşhur işaretini yaparak
sahayı öyle bir coşturdu ki hakemler ve futbolcular herkes durdu bunu seyrediyordu. Ben Amigoran dedim ki ya abi ben o zaman dedim ortaokul lise öğrencisiydim. Çocuklukta acaba dedim yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir olay olmuş muydu dedim. Tabii ki oldu dedi adam. Tabii. Ya ve ne kadar mütevazi bir adam. Yani çok, efendi çok. Kendisi. Müthiş yani, müthiş bir adam. Müthiş ve kültürlü. Dostoyevski okumuş. Görüşüyor musunuz? Görüyor musun? İyi mi? Dostoyevski okumuş. Tolstoy okumuş. Tabii vakti tabii. Zamanında öyle abur cubur bir adam değil. Şey belli siyasi görüşleri olan çok sağlam bir adam. Eli kalem tutan. Tabii. Cumhuriyeti demokrat bir adam. Tabii çok müthiş bir adamdır ama bu Eskişehirspor'un işte o futbolun şeyi karışık durumu adama o işlerden şey yapılmış. Adalarda oturuyor. Son 5-6 senedir görmüyorum ama zaman zaman karşılaştığımız olur şeyde orada adaların girişinde bir yerde oturuyor. Çok müthiş bir adam. İşte onunla kapatalım. Bu şeyler kurulduğu zaman Eskişehirspor 1965'te kuruldu biliyorsun. Bunlar üniversiteli gençler. İşte Fethi başkaları var. Üniversite tabii. Okuyan gençler. Bunlara şeyde Köprübaşı şeyin yedilerin girsin bir ev tutmuşlar. Bir apartman dairesi. Ve bunlar öğrenci gibi, yurt gibi evin odalarında kalıyorlar. Ve kulüp onlara Aydın Begiter. Tabii onunla efsane oda. Bunlara maaş ödeniyor. İşte 1.000 lira, 1.500 lira harçlık gibi maaş ödeniyor. Ve o ruhla bunlar çıkıp oynuyorlar. Orada yalnız ilk adam Aziz Bolel. Sonra Aziz Bolel haklısın. İkinci Aydın Bekter geliyor. Aydın Bekter'den sonra da işler biraz tabii, o işler biraz. Tabii Aziz Bolel unutmamak lazım. Şair aynı zamanda biliyorsun. Tabii bilmez olur muyum? Ben şahsen de rahmetliyle tanışırdım. Turan ben Baraz vardı ya bizim. Turan Baraz edebiyatçı. Ben hocamızı evet. Evet o onun çok kadim dostuydu. Bunlar evet. Yunus Emre şeyleri yaparlardı. Ben çok dükkanına gitmiştim. Rastgele Avcı diye de Cumhuriyet'te bir köşesi vardı biliyorsun. Biliyorum. Tabii, Cumhuriyet'te bunu köşe. Yazıyor musun iz bırakmışlara? Efendim? İz bırakmışlara bunları yazıyor musun Aziz Boleli başka isimleri? Ya ben şimdi şey yapıyorum, arıyorum onları. Mesela şimdi son yıllarda, son aylarda üzerinde çalıştığım Münir Derman var, doktor. Bilmem mi? Tabii Münir Derman. Çok farklı bir adamdı. Bizim tabii Türk toplumu adama isim takmış, deli doktor diye. Adamı anlayamadıkları için, tamam mı? Evet. Böyle şeyden, ta eskiden başlayıp, Arif Oruçlar'dan, Ethem Nejatlar'dan başlayıp, evet. Eskişehir'in böyle, hatta daha da eskiye gidersen bizim o da büyük dedelerimizdendir. Kral Midas. Yani o da evet, o da bu bölgenin adamıdır. Ondan sonra şey de biliyorsun Eskişehir'de geçer. O çok az bilinir. Gorvidel'in Hükümler diye bir kitabı vardır ya. Evet, onu bilmiyorum. Tabii o kitap Apostat Julian diye bir imparatoru anlatır. Onun Ankara'da Ulus'ta sütunu vardır. Julian sütunu diye. Biliyorum. Tabii. O imparator, o roman şey romanıdır. Bir tarihsel, yani kaynaklı bir romandır. Bayağı arkasında kaynakçası vardır. O Hristiyanlığa karşı putperestliği tekrar geri getirmeye çalışan bir imparatordur. Bu nedenle de Justinianopolis'e yani Sivrihisar'a birkaç sefer yapmıştır. Hmm. Vesinus'a gelmiştir. O nedenle de o bölgeyi çok iyi anlatır. Çok iyi anlatır. Yani bizim de buralardan geçmiş bir şeyimizdir. Yani izi vardır bizim burada. Evet. Sen de kitabında anmışsın Adalet Ağaoğlu. Evet, Adalet Hanım tabii o şey. Benim Ankara'dan ta liseden tabii. Yani okurdum, çok severim. Ta Ozan'dan tanışırdık, sonra İstanbul'a çok yakınımdı. Bütün kitaplarını okudum aşağı yukarı ve tabii onunla ilgili birkaç yazı da yazdım. Fikrimin İnce Gülü. Sempozyumlarda da filan konuşmalarda. Hep arardı beni Haydar sen tabii Adalet Hanım derdim. Yahu gel gelelim 3-5 kişiyi bir türlü okuyamadım. Yani bana kitabı tekrar gönderdi. İçinde bir sayfa notu vardı. Böyle büyük büyük yazısı vardı. Sen hepsini okudun, bunu okumadın. Biliyorum bu kitap Eskişehir'de geçiyor senin. Tabii. Ben sağlığında gene okuyamadım. Yani öldükten sonra okudum. Adalet onunla Hanım. İlgili bak Adalet Hanım Ahmet Cemal'le birlikte. Evet Ahmet Cemal de gelirdi. Tabii Ahmet Cemal'le birlikte Eskişehir'e geldiler. Ben onu Eskişehir'de
ağırladım Ahmet'le birlikte. Rahmetli ölene kadar da bana o ağırlamayı unutmayarak her yılbaşına evet. kart atardı. Levent Bey evet, nasılsınız tabii. falan diye. Ben bunu o kitap şimdi şeyden hamam yolundan çıktın yedilere doğru. Evet. Geldin yol orada sola Atatürk Lisesi'ne döner ya. Atatürk evet. Lisesi'ne sola döndün. Köşeden birinci sol köşede birinci dükkan altı manavdır. İkinci dükkan üç katlı apartman o 3-5 kişinin geçtiği apartman. Ha biliyorum. Şimdi ben bu apartman bu apartman Zeytinoğulları'nda ben olayı da biliyorum. Ben onu arabayı bıraktım öyle uygun bir yerde. Adalet Hanım'a geldim. Adalet Hanım dedim. O romanın kahramanı neydi? Adnan mı neydi? Ya dedim. Evet. Adnan'ın dedim balkondan baktığı yer burası mı dedim. Yok Levent Bey hiç ilgisi yok dedim. Ama dedim ya bakın dedim öyle yazıyor falan. Neyse bir tur attık diye ekstaştı. Bir daha sordum. Sonra öğrendim ki Eskişehir'le ilgili bu şeyi aileyle ilgili kabul etmezmiş. Ama o tabii çok derinlikli bir romandır Eskişehir'le ilgili. Biliyorum. Başka da zaten Eskişehir'le ilgili şey yok ama senden bekliyoruz, bekliyorum. Bir de şeyden bekliyorum. Eskişehir'de, kitapta da söz ettim onu bir yerde. Eskişehir'de okumuş öğrencilerden bekliyorum. Evet. Muhakkak çıkacak Eskişehir'le ilgili. Bu kızın şeyi gibi, öğrenci aklım, yarım aklım. o şarkıyı bilmiyorum. Bir YouTube'dan izledin mi? YouTube'da yok. Muhakkak bunu izle. O kız bakayım. Eskişehirli. Eskişehir'de aynen. öğrencilik hayatını anlatıyor. Tabii öyle. Ayşegül bir şey yazmış. Ayşegül İnci. Ayşegül İnci. Hatta yazmış onu. Onu hatta şey işi herhalde işi çıktı. Yoksa gelecekti bu akşam toplantıya. Anladım. Tabii ben Eskişehir'le ilgili çok yazı yazdım. Eskişehir evet. Eskişehir sporla ilgili. Yani onları bir ara bu işte senin yazına başlık yaptım. Özgür Topyoğlu evet. sizin eski öğrenciniz. Ben de bizim eski öğrencimiz. Evet Özgür. Bu DNR'da falan bir yerlerde çalışıyor. Şu anda unuttum. İdefix falan gibi bir yerlerde yayıncılık şeyinde. İzin de aldım. Dedim bu Eskişehir onun bir antoloji yapmıştı. Eskişehir Eskişehir diye. Hatta üniversitedeyken yapmıştı. Tabii çok berbat bir baskıyla olmuş. Korkunç bir şeydi. Anlaşılmıyordu. Sonra Anadolu Yıldızı'nı yazdı iletişimden biliyorsun. Eskişehir harika bir kitaptır. Ben işte yazıları toplayacağım Eskişehir Eskişehir diye. Senin kitap da bana biraz doğrusu hız verdi. Umarım çünkü orada da yazdım İstanbul için yazdım Cihangir. Ankara'yı yazıyorum. Yani Eskişehir'de doğduğum yerim. Ben de biraz ters oldu böyle sonradan başlangıca doğru. Yaşlanınca öyle oluyor biliyorsun. Tabii. Ben sana bu vesileyle bir şey sormak isterim. Buyurun. Sen tabii bu işlerin benim çok uzak olduğum yönüyle içindesin bir sanatçı olarak. Ben akademik kitaplarım işte biraz önce söyledim. Hızlı da yazarım akademik kitapları. Oturduğumu bitiririm yani. Ben kartlarla hı-hı. çalışıyorum. Ünsal Bey'den öğrendim. Hızlı çalışırım. Fakat bu kitabı yazarken çok zorlandım. Şundan yani şimdi gözleme dayalı bir şey. Elinde kaynak yok. Yani şimdi Porsuk'un kenarında boydan boya dolaşıyorum. Ya yani Porsuk'un debisi desen aç bir yerden bir şey öğren yaz. Balığı desen aç bir şey öğren yaz. Ama bu evet. gözleme dayalı, anılara dayalı bir şeyi yazmak yani beni açıkçası çok zorladı. Bilmiyorum sen bir yazar olarak nasıl aşıyorsun bunu? Bu yani nasıl bir yaklaşımla yaklaşıyorsun bu konulara? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben senin kitabını gerçekten çok sevimli, çok böyle Eskişehir'i, anılarını gerçekten içtenlikle anlatan çok hoş bir kitap olarak okudum. Hatta sana şunu söyleyeyim. Yani keşke hani başka bir kitap daha yazsan, devamını yazsan diye düşündüm. Ben özendim. Bunu bölüm bölüm yapmışsın. Ben nasıl yazdım? Artık yani şey gibi, ben de artık biraz otomatik yazı gibi oldu. Oturuyorum bir şeyden, seninle konuştuğumuz bir şey, onu ilerleterek yazıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Biraz belirlerde deneme gibi. Yani benim zaten yazdığım iki şey, biri şiir, biri deneme. Denemenin rahatlığı olduğu için oradan biraz anılarla karışık yazıyorum ben de. Yani bir tür anlatı yazıyorum aslında. Hani roman anlatı. Değil, öykü evet, değil, anlatı. Deneme anlatı. Değil, anlatı. Şiir değil ama anlatı iyi bir kurtuluş yolu. İçinde her şey oluyor. Yani birine yazdığın mektuptan da söz ediyorsun, bir düşünceni de söylüyorsun. Yani Sait Faik
tabii Sait Faik'i çok sık okuyorum. Aynı, ben de çok okuyorum. Yani Sait Faik'i ben herhalde 5 kere falan okudum hayatımda, evet, tüm kitaplarını. Sait ile Sabahattin diye bir kitap yazdım. Sabahattin Ali ve Sait Faik. Biliyorum. Ve yani şimdi de şöyle bir, hatta bugün İskenderun'da öğrenciyle konuştum, liseye gittim. Ve dedim ki yani bu edebiyatları, şunlar bunlar hepsini kaldırın. Bu sene Sait Faik okutun dedim şey. Tabii. Ben bir tane, şimdi bak, konu konuyu açıyor. Doktora da bir öğrencim vardı, Kırgız. Çok çalışkan, Sovyet terbiyesinde büyümüş, eğitimi çok iyi fakat dili zayıf. Tabii. Çırpınıyor tabii, yapamıyor. Ben bu çocuğa Sait Faik dedim, oku, ben seni Sait Faik konusunda şey yapacağım. Sait Faik baştan sona bütün kitaplarını okudu ve ondan sonra onun benzerlerini önce yaz dedim. Onun benzerlerini yazdı, düzdü, yazdı, götürdü bir öğretmene düzeltti, bir daha yaptı, bir daha yaptı ve Sait Faik'ten çıkarak çocuk kardeşim Prequest Dissertation Abstract kabul edilen Türkçe bir tez yazdı. Kendi. Tamam. Evet. Sait Faik'in bir de hakikaten çok güzel bir yol göstericiliği vardır. Benim burada yol göstericiliğimi de, ben şeyi de çok beğenirim Türkçe kullanma açısından, Çetin Altan'ı. Tabii. Yani adam o, yani Türkçeyi oynaması, bilmem nesi falan filan. Tabii. Ama sizlerin de tabii, senin gibi başka yeni yazarlar da var. Çok net yazıyorsunuz. Ben hep özenirim böyle yazmaya. Yetişmesi yani yaş olarak, dönem olarak, kültür olarak, evet, hep nerede yetiştik? Yani gazetelerin fikir gazetesi o yıllarda. Şimdi evet, gibi yandaş, havuz medyası değil. Fikir gazetesi, sağcı ya da solcu olsun fark etmez. Tabii. Fikir gazetesiydi. Ve yani bunu tekrar, babam oto tamircisiydi. Yani ilkokulunu orta ikiden terk bir adam. 7 tane gazete alırdı eve her gün. İçinde bizim okuduğumuz Cumhuriyet Akşam gibi bizim gazeteler vardı. Bir de Adalet Gazetesi bilmem ne gibi sağcı gazeteler vardı. Baba bunların niye? Oğlum karşı tarafı da öğrenelim. Daha kendimiz savunma ediyor diye. Adam oto tamircisi, bunlara bakar. Tabii. O yerde Kemal Tahir'in, Orhan Kemal'in tevfikleri çıkardı. İnce sokaklardan bir kız, onlar çıkardı. Yani şimdi oralardan böyle bunlarla Çetin Altan'ın İlhan Selçuk'u okurduk. Yani onların o kıvrak şeylerini okurduk filan. O kendinden insana okumak bir üslup kazandırıyor. Hani görmek nasıl bir görgü kazandırıyor insana? Okumak da bir üslup kazandırıyor. Yani Kemal Tahir'in üslubu başkadır, bambaşkadır hatta. Yaşar Kemal'in Orhan Kemal'in bambaşkadır. Bu üslupları böyle okudukça sen yavaş yavaş kendi üslubunu ediniyorsun aslında. Kafanda ediniyorsun üslubu. Ya çok doğru. Ben şimdi mesela benim bazı metinlerimi okurlar. Ben şeye rahmetli Ünsal Bey'e gerçekten hayran bir insanımdır. Kitaplarını defalarca elden geçirmişimdir. Yani tabii, İnkılap'ın çıkardığı yerlerde baskı hatalarını falan ben görüp şey yapıyorum, söylüyorum. O kadar meraklıyım yani. Tabii. Üslubum da o kadar benzer ki ben ondan biraz daha net yazıyorum. Kendine de demiştim. Hocam ben senden biraz daha anlaşılır yazıyorum. O kadar tehlikeli. O tam flanör. Şimdi bu Refik Halit Karay'ın Anadolu notlarını da, yani abartmayayım ama belki 20 sefer okumuşumdur. Tabii. Şimdi geçen akşam bir daha okudum. Ya dedim ne kadar benziyorum ben buna. Biri bana demesin dedim. Ya sen buradan kopya çekmişsin. Yani insana böyle şey gibi yapışıyor. Yani yani şey yapamıyorsun. Ama oradan tabii ondan sonra bir çıkış buluyorsun kendine muhakkak. Tabii biliyorsun. Bulmamak mümkün değil. Bir şey söyleyeyim sana. Benim 52 kitabım falan oldu. Evet. Yani şiir ve deneme. Hatta bu ay 2 tane daha çıkacaktı. Bu 2 ay ertelendi yani kağıt şeyinden ötürü. Yani şiir için hani pek çok tanım vardır. En bilinen tanımlardan bir tanesi şiir etkileme sanatıdır. Ben evet, derim ki hayır tamam, ama o yüzden de etkilenme sanatı. Tabii etkileme sanatı. Yani bu sadece şiir için değil. Yani biz ondan, bundan, şundan etkilenmezsek ve bu etkiler bizim yazımızda ortaya çıkmazsa, ya nereden olacak ki bu? Olsun, Refik Halit var desinler, Reşat Nuri var desinler, olsun, tabii, Sait tabii, Faik var desinler, keşke öyle bir şey. Ben gurur duyarım. Ha? Ben gurur duyarım. Bana Ünsal Özkaya benziyorsun dedikleri zaman ben dedim bir yerde, ben dedim gurur duyarım tabii, bundan beni benzetiyorsan tabii, benim için bu şereftir, tabii, tamam mı? Şeref bizim duyarım. Tabii,
Evet, bizim için en gurur verici şey tabii Eskişehir'e benzemek. Eskişehir'e benziyorsun diyorlarsa. Tabii Eskişehir'e benzemek. Ya şöyle bir şey. Benzemek bence en güzeli. Ya bu bir biraz da böyle ben tevekkül şeyi sahibi de bir insanımdır. Nasip bir şey. Yani evet. Bu kadar Eskişehir'de yazar var, bilmem tabii. Ne varken böyle bir kitabı yazmak da bana şey oldu. Ama şunu da biliyorum ki hani şey bir laf vardır Mevlana. Sen yola çık, yolda muhakkak bir şey bulursun. Kardeşim tabii. Ben kendi başıma bir yola çıktım. Yani bu böyle bir şey yazmanın ne olduğunu bilirsin. Ben iki tane sözlük çıkardım son 3 yıl içinde. Bu iki sözlük sırasında o kadar yoruldum, kafam o kadar stresli bir iş ki. Onu rahatlamak için şu kitabı yazdım. Beni acayip rahatlattı. Çok güzel ettin. Çok da acayip güzel. Rahatlattı ve önüme yeni ufuklar açtı şimdi. Evet. 3 tane Eskişehir kitabı aynı anda çalışıyorum. 3 tane. Tabii. Ben de dediğim gibi yani senin kitabından sonra biraz daha hızlandım. Umarım yani işte filan. Ben de Eskişehir kitabı çıkaracağım. Yani Eskişehir kitap bu. Sesin gitti Ayda. Seni hevesle, merakla ve heyecanla bekliyorum. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımız aslında bizim saat ama biz 52 dakika yaptık tabii Eskişehir olunca. Evet. Ne diyor Marco? Benim için bütün şehirler Venedik'tir diyor ya. Evet. Bütün şehirler Eskişehir gibi aslında. Kesildi herhalde. Pardon, bağlantıda bir sorun oldu galiba. Evet, tekrar Levent Kılıç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği kent kültür söyleşilerinde bu akşam Profesör Doktor Levent Kılıç'la Aver Adımlarla Eskişehir kitabından yürüyerek Eskişehir'i, eski Eskişehir'i, yeni Eskişehir'i, Eskişehir ruhunu konuştuk. Hepinize iyi akşamlar, çok teşekkürler. Levent hocam çok sağ ol. Hoşça kalın, iyi akşamlar.